Merhaba çiçekseverler, hepinize selamlar. Bugün yepyeni bir videoyla yine karşınızdayım. Bugünkü videomuzda malum konumuz çiçeklerle ilgili bilgi aktarıyor olacağım. Geçen gün çiçek aldım pazardan. Bizim burada Bahçeli Evler'de Çarşamba pazarı bulunmakta. Oraya çok güzel bir çiçekçi geliyor. Bayağı bir geniş bir tezgahı bulunmakta. Ve bu tezgahtan ben kendime beğendiğim iki tane çiçek seçtim. Bir tanesi petunya, bir tanesi de katmerli cam güzeli ya da yeni gire diye geçiyor. Her ikisine söyleyenler oluyor. Ben cam güzelini daha çok tercih ediyorum. O yüzden cam güzeli aldım ama katmerlisinden, iki renklisinden. Bunlarla ilgili bilgi vereceğim. Ne yapmamız lazım? Eve yeni bir bitki aldığımız zaman nasıl bir işlem gerçekleştirmemiz gerekiyor? Bunlar hakkında biraz size bilgi aktarmak istiyorum. Şimdi öncelikle şu almış olduğum çiçeklerden bir tanesi sevgili dostlar. Bu cam güzeli diyen var, yeni yine diyen var ama katmerli, ikisi de aynı hesaba geliyor genelde. Evet, bu bakın mesela bu dal kırılmış ve ölmüş. Şöyle renklerini göstermek istiyorum size. Gerçekten çok güzel renkleri var. Ben bu çiçeği alırken özellikle çok açık olmamasına dikkat ettim. Çünkü bazen şöyle bir algı oluyor. Çok açılmış olanları alalım tarzında. Hayır. En çok tomurcuklu olanları almanız gerekiyor bu çiçekte olduğu gibi. Yani 2-3 tane sadece açılmışı vardı. Geri kalan hepsi tomurcuk. Çünkü tomurcuğun açma süresi ve daha sonrasında bunu size göstermesi, çiçeğin kalması belli bir zamanı alıyor ve bu zaman süresinde de size güzellik ve harika bir şölen sunuyor görsel anlamda. Ben bunu aldım. Renkleri çok güzel. Bakın, iki renkli. Bunun esasında bakımıyla ilgili biraz bilgi aktarmak istiyorum. Şimdi bu çiçeği bir de şöyle bir konuya gireyim. Mesela biz bunu aldık. Şimdi basit bir saksısı var değil mi bunun burada? Şimdi ben gidip de bunu alıp, mesela bu da büyük bir saksı, bakın görüyorsunuz aradaki farkı. Şimdi ben gidip bunu hemen alıp buna dikersem olmaz. Nasıl olmaz onu da söyleyeyim. Şimdi normalde bu çiçeği belki görmüşsünüzdür çıkarttığınız zaman. Bu köklerini bu sarıyor etrafında. Sarıyor. Artık saracak yeri kalmadıktan sonra da çiçeğini vermeye başlıyor. Çiçek çıkarmaya başlıyor. Önce kökü sarıyor. Şimdi ben bunu eğer alıp da çok büyük bir saksıya dikersem, koyarsam ne yapacağım? Bunu koyduktan sonra etrafına altına kum, işte altına toprak koyacağım. Kenarlarına toprak koyacağım. Bu durumda ne olacak? Bitkimiz başlayacak bu sefer, burada yer var deyip kök vermeye. Kök vermeye başladıkça bitki neyi bırakacak? Çiçeklenmeyi bırakacak. Siz diyeceksiniz ki ya bu bitki bende güzeldi, şimdi çiçek yapmıyor, çiçeği vermiyor. İşte şöyledir, böyledir diyorsunuz. Öncelikle bunu yapmayın. Eğer illa ki saksıyı değiştirecekseniz birebir bu boy saksı da değişin. Çünkü zaten bunun için yeterli. Bunu çok büyüttüğünüz zaman bu bir anda fışkırıp da büyüyecek bir bitki değil. Zaten mevsimlik bir bitki. Taş çatlasın, bu zaten size 5 ay civarında duracak eğer iyi bakarsanız. Daha sonrası havaların soğumasıyla beraber yavaş yavaş ölmeye başlayacak. Çünkü otsu bir yapıya sahiptir. Mevsimlik bir çiçektir bu. Bu çok fazla güneş istemez. Gölge, yarı gölge yerlerden hoşlanır. Yani mesela filtreleyerek güneş alabilirsiniz. Evet, bunlarla filtreleme yapabilirsiniz. Direkt güneş ışığı geldiği zaman bu yapraklarını yakıyor maalesef. Çok narin yaprakları var. O yüzden direkt güneş ışığını çok fazla görmemesi gerekiyor. Panjur arkasından, perde arkasından verebilirsiniz. Aydınlık yerler olsun ama direkt güneş gören yerler olmasın. Öncelikle onu söylemek isterim. Bunun haricinde bunu ne kadar aldım? Bunu 10 liraya aldım. Normalde katmerlileri biraz daha yüksek fiyatlı oluyor ve şu anda yeni piyasaya çıktıkları için biraz daha fiyatlı. Normalde bunu 5 ile 7 arasında alabilirsiniz birkaç ay sonra. Bunu şey yapıyorum, kenara koyuyorum. Bir tane daha aldım. Çiçeği göstereceğim. Bunun ismi Night Sky Petunia diye geçiyor. Göstereyim size. Night Sky Petunia, yani gece göğü petunyası. Bu neyi andırıyor sizce? Şöyle göstermek isterim size. Şöyle bir baktığınız zaman gökyüzüne, gece gökyüzüne baktığınız zaman, mesela şu desenlerine şöyle baktığınız zaman, şunlara sanki bir samanyolu bir gökyüzünü görüyormuş gibi bir durum söz konusu oluyor. Şunlarda bakın göstereyim size. Netleştirmek istiyorum biraz. Evet, bakın. Yani bir sanki uzaya bakıyormuşsunuz gibi bir durum söz konusu oluyor. Buna o yüzden Night Sky Petunia diyorlar. Yani gece göğü petunyası diye geçiyor. Şimdi sevgili dostlar, bu petunyada kaça aldım ben bunu? Şöyle saksısıyla beraber 30 lira dedi. 5 lira bir indirim yaptı. 25 liraya aldım. Şimdi bunu ayrı ayrı almaya kalksanız, fide olarak almaya kalksanız, bir fide kiminiz var? En az buraya
4-5 tane dikmeniz lazım. Belki daha fazla, 6 tane 7 tane olabilir taksiyi doldurmak için. Bunu dikeceksiniz, gideceksiniz bir tane de saksı alacaksınız. Saksıları genelde de 10 liraya satıyorlar. Gideceksiniz bir de toprak alacaksınız. Yani bununla uğraşmak lazım. Hazır köklendirilmiş, güzel açmış petunya. Bunların baktığım zaman açılmamış tomurcuk olanları var kenarlarında. Mesela bu artık şeyini kaybeden, yani gücünü kaybeden artık çiçekler böyle solmaya başlıyor. Şöyle göstereyim. Bu petunyamız da sevgili dostlar, güneş isteyen bitkilerdir. Yani biz bunu güneşte tutmamız lazım. Özellikle güneşte tutmamızın sebebi, eğer gölgede tutarsanız hastalıkları çok yakalanabiliyor. Güneş görmesi lazım. Çok fazla üstten yapraklarıyla beraber sulamamak gerekiyor. Eğer böyle bir şey yaparsanız da burada bitler ve bazı böcekler musallat olabiliyor. Hatta yeteri kadar iyi bakmazsanız, belki tecrübe edenler olmuştur. Ne oluyor? Gövdenin şu kısımlarında yapış yapış böyle elinize yapışıklıklar geliyor. Bunlar da bitkinin hastalandığı anlamına gelmektedir. O yüzden bu petunyamızı gece 18 derecenin 15 derecenin altına düşmemesi gereken bir sıcaklık olması lazım gece saatlerinde. Gündüzleri de 37 derecenin üzerine çok fazla çıkmaması gerekiyor. Aşırı dereceli güneşlerde bu bitkilerimiz sıkıntı yaşayabiliyor. Özellikle kızgın gelen güneşler, dik gelen güneşler bitkimizi rahatsız edebilir. Nemliliği seven bir bitkidir toprak olarak. Yani çok fazla kurutmamanız gerekir. Ama aşırı derecede sulamamanız lazım. Aşırı bir sulama gerçekleştirirseniz ne olur? İçeride yani toprak çok kurumadığı için yavaş yavaş orada böceklenmeler oluşur. Ne olur? Bunların otsu yapısı olduğu için kökler hemen çürümeye, mantarlaşmaya başlıyor. Çürümeyle beraber de bitkiyi komple kaybediyorsunuz sevgili çiçekseverler. O yüzden sadece ne olacak? Yani bu sulamayı dikkatli yapmamız lazım. Çok fazla aşırı sulama ya da çok kupkuru olmasını istemiyoruz bitkimizi. Dediğim gibi bunu güneş gören yere konumlandıracaksınız. İçeride olmasın lütfen. İçeri bitkisi değildir. Daha sonrasında sulamayı yapabilirsiniz. Altı delikli olmasına özen gösterin bu tarz şeyleri. Şöyle göstereyim. Altının deliklerinin açık olmasına özen gösterin. Eğer açık değilse ve su tahliye edilmiyorsa ne olur? İçeride su birikir ve burada yine mantar, küf ve böceklenme durumları maalesef bir söz konusu olur. Arada bir bitki sıvı gübre kullanabilirsiniz. 15-20 günde bir sulama suyuna katabilirsiniz. Bu bitkimizde ise bunda da böyle çok aşırı bir sulu bir durum olmaması lazım. Çok kuru olmaması gerekiyor. Toprağına baktığınız zaman nemli olması lazım. Ben şöyle üstten bakıyorum, nemli. Sulama yaptığınız zaman da yine bunun da alt kanallarının açık olması lazım. Bunun kendi boyutuna göre bir saksıyı lütfen edinip yapın. Ya da mesela dekoratif olsun diye şey yapıyorlar. Buraya folyo sarıyorlar burayı. Üzerine işte bazı desenler yapıyorlar kendilerince. Bir sistem yapabiliyorlar sevgili çiçekseverler. Benim bugün aktarmak istediklerim bunlar. Size bir bilgi vermek isterim. Bu çiçeklerin bakımı ve balkonda nasıl konumlandırmanız gerektiği ile alakalı. Sonraki videolarda tekrar görüşeceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Şimdilik hoşça kalın.